Arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Modelimizin çalışmasını yaparken 2 ve 2'nin katları şeklinde çalışacağız. Şu şekilde ilmeklerimi hazırladım. İlk sıradayım. Hemen şöyle göstermek istiyorum, bakın. Şimdi ilk sırada olduğumuz için kenar ilmeğini örüyorum. Düz ilmek olarak. Model sırasına başlayacağım için ikinci ilmeğim olan ilmeği 1 adet düz, devamında 1 adet ters ilmekle sıra sonuna kadar gideceğim. Yani örgümüzün birinci sırası, ilk sıra 1 düz, 1 ters olarak lastik işlemi olarak başlıyor ve sıra sonuna kadar devam ediyoruz. İstediğiniz ip ile çalışabilirsiniz. Koton ipler, mohair ipler, angora tiftikler, bebe ipleri, istediğiniz her modele gidebilir bu örgü. Özellikle yazlık bayan kazaklarında çok güzel kullanırsınız bu çalışmayı. Şimdi bakın, sıra sonuna kadar hemen gidelim sizlerle beraber. Çok ilmek sayısı atmadım bilerek. Bütün sıraları sizle beraber çalışmak istediğim için kenar ilmeğimi de ön yüzde olduğum için düz olarak ördüm ve birinci sırayı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Şöyle. Hemen bir tane ters ilmeğim var. Bu arada şuradaki şişimi değiştirmem gerekiyordu, şişlerim tıkırdamasın diye. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Devamında bakın, şurada bir düz bir ters ilmeğim var. Burada her zaman için başa düz ilmek, diğerine ters ilmek gelecek şekilde örgümü iki ilmeğini birlikte örüp tek ilmeği düşürüyorum. Bakın, düz ilmek ve ters ilmek yan yana gelecek şekilde ikisini birlikte aldım ve tek ilmeği düşürdüm. Bu sırada bütün ilmeklerimizi azaltıyoruz şimdi. İki ilmeği topla, tek ilmek haline getir. İki ilmeği topla, tek ilmek haline getir. Başlangıç ve son ilmekleri zaten ters ilmek olarak örülüyor. Bakın, ilmekler yarıya indi. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön yüzünde yapacağımız işlem, kenar ilmeği zaten normal düz olarak örmeden alacağımız. Şuradaki alana geleceğiz. Şuradaki boşluğa. İlk ilmeği örmeden aldıktan hemen sonra kenar boşluğuna geliyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum ve sağ şişimde bu ilmeği tutuyorum. Devamında ilmeğe geri dönüp bir tane düz ilmek örüyorum. Şu şekilde bir tane düz. Tekrar yan tarafa geliyorum. Aynı işlemleri tekrarlayacağım. Bir ilmek arttırdım. Bu ilmeği düz olarak ördüm. Bir adet arttırıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir ilmek arttır. Bir tane düz ilmek ör. Bir ilmek arttır, bir ilmek düz ör. Tekrar bir ilmek arttır, bir ilmek düz ör ve kenar ilmeği düz ilmek. Örgümüzün ön yüz sırası bu şekilde gözükecek, dolanmış ilmeklerle beraber. Şimdi örgümüzün arka yüzüne geliyoruz. Arka yüzdeki görüntüsü de bu şekilde. Bakın, model ilerledikçe zaten kendini daha net göstermeye başlayacak. Şimdi yapacağımız işlem, ilk ilmeği ters ilmek olarak aldıktan hemen sonra buradaki iki ilmeği birlikte alacağım, tek ilmek haline getireceğim ve bir tane arttıracağım. İki ilmeği beraber alacağım ve bir tane arttıracağım. İki ilmeği beraber ör. Bir tane arttır. İki ilmeği beraber ör. Bir arttır. İki ilmeği beraber ör. Bir arttır. İki ilmeği beraber örüyorum. Bir arttırıyorum. Kenar ilmeğini de ters ilmek olarak örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oldum. Tekrar ön yüze geçiyorum. Ön yüzde yapacağım işlem, yeni model sırası kurulumu başlayacağı için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilk ilmek
düz. Tekrar ipin yönünü değiştir. 1 ters. Ajur olarak arttırdığım alandaki ilmek 1 düz, 1 ters. 1 düz, 1 ters ilmekle sıra sonuna kadar gidiyorum. Ön yüzdeki yapacağım işlem bu. 1 düz, 1 ters ilmekler. Şu şekilde. Yeni model kurulum sırasının birinci sırası oluyor burası. Ve tekrardan kenar ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum. Örgümün arka sırasındayım. Şimdi yapacağım işlem. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan hemen sonra bakın düz ilmek ve ters ilmek yan yana. Ne yapıyorum? Bunları birlikte alıp tek ilmek haline getirip diğer ilmeklere geçiyorum. Her bir düz bir ters ilmeği beraberce örüp tek ilmek haline getiriyorum. Bu sırayı da çalışalım sizlerle beraber. Kenar ilmeğim de ters ilmek. Bakın. Şimdi ilmekleri ne yapmam gerekiyor? Arttırmam gerekiyor artık. Bu sırada yapacağım işlem neydi? Kenar ilmeğinden sonraki şuradaki boşluktan bir tane ilmek çıkartmak. Bir ilmek aldım. Kenar boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Bir düz ördüm. Kenar boşluğundan bir ilmek. Bir düz ör. Kenar boşluğundan bir ilmek. Bir düz ör. Kenar boşluğundan bir ilmek. Bir adet düz ör. Kenar boşluğundan bir ilmek, bir tane düz ör. Kenar boşluğundan bir ilmek, bir tane düz ör. Ve tekrardan kenar ilmeğini düz örerek örgümün arka sırasına geçiyorum. Model sıra arttıkça kendini çok daha net gösteriyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Örgünün arka yüzü de. Burada ne yapıyorduk? Hemen kenar ilmeğini aldıktan sonra ilk iki ilmeği birlikte ters örüp bir tane arttırıyoruz. İlk iki ilmeği beraber örüp bir tane arttırıyoruz. İlk iki ilmeği beraber alıp bir arttır. Sizinle beraber iki model sırası örmüş olduk. Şimdi ön yüze geçtiğimiz zaman üçüncü model sırasının birinci bölümü, birinci ön yüz sırasını başlayacaksınız sizler. Modelin her sırası farklı olduğu için sizinle beraber çalışmak istedim ben. Şimdi tekrardan kenar ilmeğinden itibaren bir düz bir ters ilmeklerinizle başlayıp modelinize devam edebilirsiniz. Çok çok güzel. Bakın dediğim gibi şurada daha ince bir iple de çalışmış şeklim var tek kat üstünde. Yani hangisi hoşunuza giderse onu çalışabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşımlarınızı bekliyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Herkese kolay gelsin.